Dolayısıyla hani bunu yolda formüle edip birlikte doğru biçimde büyüyeceğimiz aslında bir inisiyatifi oluşturmuş bulunuyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. Temmuz'da basın açıklamasını deklare ettik bir manifestoyla. Ama şimdi de onun belki de hani ilk bir sansür ve otosansür bu kapanda artık kültür politikalarını konuşabileceğimiz kültür politikaları silaha dönüşmüş durumda. Habire her yerde kültür yolu festivalleri falan yapılıyor biliyorsunuz. Yani her türlü şey zulüm bileşkesi karşınızda inat ve ısrarla diyor ki beni tanıyacaksın diyor. Başka bir yolu yok. Aynı inat ve ısrarla hayır seni tanımıyoruz demek zorundayız. Ve bunu tek bir biçimde yapmadan demek zorundayız. Hani onların akıl edemeyeceği kadar bir sürü yaratıcı potansiyele sahip insanlarız. Ve biz sadece bir o polisiye dilin karşısında geri çekiliyoruz, yasağa uyuyoruz. Hani yasakları hep beraber nasıl deleriz kısmı daha heyecanlı. Ama bugün işte birinci gününü benim açılışını inisiyatif adına yaptığım bu buluşmanın ilk oturumu mesela... kültür ve sanatta, yani daha doğrusu sansür ve otosansür biçimlerinin formlarının görünme biçimleri ya da evet burayı biraz tuhaf söylemiş olabilirim. Şimdi arkadaşlar toparlayabilir. Bir sürü başlık var. Ve dolayısıyla aslında derdimiz şu. Yani birlikte düşünmek. Birlikte düşünmek için de bize hani biraz ilham verecek, bu konuda deneyimlerini aktaracak ya da bu konuda akademik çalışma yapmış arkadaşlarımızı buraya davet ettik ve ondan sonra da bizim sansürü nasıl deleriz aslında, başka nasıl o yolun arka tarafından dolanarak kendi söylemek istediklerimizi söyler, göstermek istediklerimizi söyleriz. Bence bizim buna çok daha ihtiyacımız var ve bunun için de maalesef birlikte olmaya ihtiyacımız var. Hani çok hoşlanmasak da bir kolektif inşa etmek zorundayız. Tek başınıza eleştiride bulunabilirsiniz ama... çözüm dediğiniz şey kolektifte bulunuyor. Yapacak bir şey yok yani. Son başlık olarak şu an için sansüre karşı ne yapılabilir? Yapılabilir konusunda önerilerimi dile getirmek istiyorum. Bunları beraber tartışmak için de sabırsızlanıyorum. Şu an iyi mi ses? Sansüre sansür demenin önemli olduğunu düşünüyorum. Sansüre karşı dayanışmayı, birlikte durmayı, birlikte hareket etmeyi, bugün yaptığımız gibi, yarın yapacağımız gibi ve bundan sonra da yapmak istediğimiz şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Sansürü derhal ve topluca afişe etmeliyiz, gündemde tutmalıyız. Bunu çeşitli kanallarla, elimizden ne geliyorsa, burada her birimizin belirli güçleri var, belirli alanlarda, yaptığımız işlerde. Neyi en iyi yapabiliyorsak orada gündemde tutabilmeliyiz. Sanatsal ifade özgürlüğünün ihlalini arşivleyen, raporlayan ve savunuculuk yapan STK'ların, platformların varlığını ve çoğalmasını desteklemeliyiz. Susma platformu yıllardır çok çok iyi işler yapıyor. Ben de bir dönem Susma platformunda çalışmıştım. Şu an Özlem orada ve öncesinde de vardı. Harika işler yapmaya devam ediyorlar. Eskiden Siyah Band harika işler yaptı. Devamı onlar gibi işler yapan pek çok kurumun, kişinin desteklenmesi gerekiyor. Mevcut hukuk mücadelelerinin sürdürülmesi gerekiyor. Hukuki olarak desteklere devam etmemiz gerekiyor. Burada biraz evvel gösterdiğim gibi Siyah Band pek çok iş yaptı zamanında. Böyle bir kılavuz yapmıştı sanatçılara destek olmak amacıyla. Bunun gibi kılavuzların hazırlanması, atölyelerin düzenlenmesi, panellerin yapılması, bu gibi çalıştaylar yapılması, bir sürü şey yapabiliriz ve bunların devamının gelmesi gerekiyor. Hem kendimizin bilinçlenmesi için, birlikte hareket ederken neleri iyi yapabiliriz onları görmek için, hem de dayanışmak için. Bakanlık dışı destek mekanizmalarını nasıl çoğaltabiliriz? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Kitlesel fonlamalarda nasıl devam edebiliriz? Bunların üzerine ne katabiliriz? Bunları düşünmeliyiz. Ya da çoklu kurumsal destekçili modeller nasıl devam ettirilebilir? Neler düşünülebilir? Bunları düşünmeliyiz. Alternatif gösterim mekanlarını, süreçlerini birlikte tartışmalıyız, hayata geçirmeliyiz. Savunuculuk faaliyetlerini devam ettirmeliyiz. Akademide daha fazla çalışma yapabilmeliyiz. Bir olarak meslek birliklerine üye olmak, örgütlenme meselesi
derneklere üye olmak, bunu çok önemsiyorum. Maalesef işte bu 12 Eylül'den sonra bizdeki bu örgütlenme meselesi çok zedelenmiş. Ben 75 doğumluyum. Yani çok örgütsüz genel olarak. Örgütlenme korkulan bir halde. Yani bir şekilde bir arada kalmayı becerebilmek için yaptığımız mesleklerle ilgili mesleğimize sahip çıkmak durumundayız. İşte biz mesela Yeni Sinema Hareketi'ni kurmuştuk bir zaman. O dönem bence önemli şeyler de yapıldı. 4-5 yıl. Bir takım bildiriler. Özellikle şeffaflaşmayla ilgili. Çünkü bu şeffaflık meselesi çok önemli. O dönem mesela ilk aldığımız kararlardan bir tanesi şeydi. Genç yönetmen bir yapımcı arkadaşların. Herkes kendi bilimdeki yönetim kurullarına girsin. Söz sahibi olsun. Orayı dönüştürmeye çabalasın. Yani çünkü şikayet ediyoruz. Hep şikayet ediliyor. Şikayet edecek Türkiye'de bir şey bulmak kolaysa ama yani işte o zaman destekleme kurulu üye olanıyorsa, işte o sınıflandırma değerlerine kurulu üye olanıyorsa buraların üye olması lazım. Evet. Sinemacıların o mücadelede söz sahibi olması gerekir diye düşünüyorum. Bir de işte bu şeffaflık ve görünürlük meselesi. Yani bu şeffaflaşma ile ilgili hani konuşması gerekiyor insanların. Hani evet niye korktuğumuzu, korkulduğunu anlayabiliyorum. Çünkü bunun ağır sonuçları var. Özellikle yapımcı perspektiften bakıldığı zaman biz bir de hani yapımcıyız. Maalesef hani işte bir film yapıyoruz. Para harcanıyor. Büyük paralar gidiyor ve hani bunun kendi hayatınıza büyük sonuçları olabiliyor. Ama belki de işte hani ona göre daha gerekiyorsa bakanlık olmadan, TRT olmadan, başka tarz filmler yaparak da ayakta kalmayı seçmek gerekiyor. Zaten hani o filmler almıyor çoğu zaman kötü bakandan destek. Yani olmuyor yani, alınamıyor. Yıllarca destek almayı bekleyen filmler belli bir zaman sonra işte eş, dost, imece, kolektif ortamlarla kendileri bir şekilde yapabiliyorlar. Yani bu bahsetmeyi, birimizin filmleri hakkında alenileştirmeyi çok önemsiyorum. Burada kapatayım sen. İktidarlar değilse de Kürtler, Aleviler, gayrimüslimler, LGBT artılar, kadınlar gibi değişmeyen ötekilerin haklara erişimi her dönem sorunluydu. Yani zaman zaman genişlemeler, daralmalar olsa da sansürün terminde tarihsel olarak bir süreklilik var. Çünkü tabulaştırılmış meseleler, yüzleşmeden kaçınmak, eleştiriden kaçınmak ve dolayısıyla bu kamusal faaliyetten faaliyet hep siyasete malzeme yapılmış. Yani bu da siyasetin dar alanda yapılmasına sebep oluyor. Yani aslında böyle bir kısır döngü bu. Yani Türkiye'deki ifade özgürlüğü yasaklarına bakarak ülkenin siyasi tarihi hakkında da bir fikir sahibi olabiliyoruz. Çünkü kimi zaman propaganda aracı, kimi zaman iktidarların kendi ideolojilerini kamuoyuna aktarmadığı bir araç. Manipülasyon malzemesi olmuş. İşte TCK, TMK ya da 301 gibi kanunlar ve maddeler aracılığında sistematik müdahaleler yapılmış. Şimdi bu 20 yıllık süreçte değil mi? Bu süreçte pek çok kırılma var. AKP 2002'de iktidara geldikten hemen sonra başlayan bir AB adaylığı müzakere süreci söz konusu. Onunla paralel ilerleyen barış süreci, gezi süreci, 15 Temmuz, OHAL. Ve belki son genel seçimlerden bugün uzanan dilim diye özetlersek yani işte demokratik değerlerde düşüş, zayıf bir adalet sistemi, artan eşitsizlik gibi çok zorluklar da söz konusu bu süreçte. Bütün bunlarla da ilişkili elbette yani hak ihlalleri diye düşünüyorum. Özellikle de Gezi'den bu yana en başta basın ve medyaya yönelik ağır baskı ve yaptırımlar olduğunu görüyoruz. Kültür sanat alanına yansıması da kaçınılmazdı. Çünkü bu son 20 yılda yine özellikle 90'ların son 2000'lerin başından itibaren başta kimlik meselesi olmak üzere toplumsal cinsiyet, milliyetçilik, göç, iktidar eleştirisi, Kürt meselesi pek çok konu sinemada, çağdaş sanatta, tiyatroda, edebiyatta yoğun biçimde ele alınmaya başladı bu süreçte. Fakat yani sansürün belki 2000 öncesindeki işleyişine göre özellikle son 10 yılda Sonay da bahsetti, Yamaç da bahsetti, aktörler arttı. Farklı sansür yöntemleri ve araçları devreye girdi. Çünkü devlet kurumlarının yanı sıra siyasi grup ve partiler, iktidara yakın medya, hassas vatandaşlar, troller, mahalle örgütleri ihbar ederek, hedef göstererek, tehdit ederek, karalama ve linç kampanyalarıyla, nefret söylemiyle sistematikleşmiş, organize bir işleyiş görüyoruz.